karşısındaki adaya göre oynadı bir. İkincisi, karşısındaki adayı öyle bir domine etti ki ekonomi hiç konuşulmadı. Son 1-2 aya kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin kazanacağına hepimiz emindik neredeyse. Değil mi? Yani sokağa çıktığımızda ya artık yok yeter. İnsanlar buramıza kadar geldi falan diyordu. Bunların içerisinde AK Parti sempatizanları da vardı bana göre. Ama yerel seçimlerde onu yönetemeyeceği bir sürece girdi Erdoğan. Çünkü karşısında Kılıçdaroğlu yoktu. Özgür Özel partinin başına geçmişti ama sanki Özgür Özel dışında başka isimlerin de konuşulduğu bir ortam söz konusuydu. Yani işte İmamoğlu, Mansur Yavaş vesaire, ki Mansur Yavaş'ın Ankara'da aldığı oy farkı ortada. İstanbul'da İmamoğlu'nun aldığı oy farkı ortada. Dolayısıyla bütün bunların toplamında bence Erdoğan şunu düşünüyor. Biz zaten ekonomi nedeniyle gol yiyoruz ve gol yemeye de devam edecekler. Onu da söyleyeyim size. Yani sadece bu dönemde değil, önümüzdeki 2-3 yıl içinde, belki 4 yıl, 5 yıl içerisinde bu buhran devam edecek. Bu bir kriz değil, bunun altını çizelim. Buhran. Buhran diyorsunuz. Tabii ki. Yani bu bir ekonomik buhran. 2016'da başlayıp ta bugüne kadar gelen ve belki 3-5 sene daha devam edecek bir buhrandan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye'nin bir ekonomi politikası yok. Sadece para politikalarıyla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bu da bir gerçek. Yani faizi indir, faizi kaldır, bu işi çözdük. Yurt dışından para geldi, bu işi çözdük. Yurt dışından para gelmedi, bu işi çözemedik. Kafası devam ediyor. Ve Mehmet Şimşek bana göre buraya para getirmekten çok buradaki paranın garantisini sağlayabilmek için o koltukta oturuyor. Yani yabancıların parasını garanti altına alabilmek için, onların ödemeleri doğru düzgün yapılabilsin diye bence o koltukta oturuyor. Çok kritik enteresan mesele bir bu. Tespit bu. Güzel bir, yani evet, altının önemli. Çizilmesi gereken bir tespit. Tabii öyle. Yani bir duyun, çünkü bir duyunu umumiye temsilcisi gibi davranıyor Mehmet Şimşek. Düşünsenize, bütün kritik noktaları kontrol altına alıyor ve bütün yükü de halkın üzerine bindiriyor. Emeklilere hak ettiği parayı vermiyor, memurlara hak ettiği parayı vermiyor, bütün her şeyi kısacağım diyor. Kamuyla ilgili bazı giderlerde nedense hiç kısılmıyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Özellikle yabancılara yapılacak ödemeler, banka ödemeleri vesaire, onlarla ilgili bir kısıtlama yok. Sadece göstermelik kısıtlamalar. Velhasıl ben şimdi tekrar kendimi Tayyip Erdoğan'ın yerine koyduğum zaman şöyle düşünürüm. Bilmiyorum hocam ne der bu konuyla ilgili, sizler ne dersiniz? Karşımda bir İmamoğlu profili var, bir Mansur Yavaş profili var. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu yerine aday olmuş olsalardı bugünkü tablo büyük ihtimalle farklı olacaktı. Onun için de onların aday olmaması için çok uğraştı ve istediğini elde etti Erdoğan. Ama önümüzdeki süreçte görünen o ki ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş'ın adaylığı söz konusu olacak. Böyle bir durumu Erdoğan tercih etmez. Yani bu ikisi de gerçekten güçlü adaylar. Bunu yerel seçimlerle de kanıtladı Erdoğan. Dolayısıyla daha dişine göre, daha hani Özgür Özel'i küçümseme anlamında söylemiyorum. 3-4 sene içerisinde Özgür Özel gerçekten halkın kalbini kazanmayı başarırsa, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gibi, o zaman tablo değişebilir. Ha, bunun yanına sürpriz bambaşka bir aday da çıkabilir piyasaya. Doğru mu hocam? Yani İmamoğlu, yani Mansur Yavaş, Özgür Özel dışında hiç ummadığımız birisi çıkıp alıp ipi göğüsleyebilir. Ama günün sonunda Erdoğan bence şunun farkında. Kesinlikle ama kesinlikle bu ekonomi düzelmeyecek. Bu işin bedelini halk ödeyecek ve biz buradan gol yiyorsak en azından adayı zayıflatalım ki evet, buradan bir fayda sağlayalım. Barış, sana bırakacağım ama çok kısa, çok çok kısa. Ya geçen gün birisinden konuşuyordum. Hala ya, faizleri anlatıyordu. Kur korumalı mevduat, değil mi? Devam ediyor. Devam ediyor. Ve şimdi kur korumalı mevduatta milyon üzeri parası olanlara deniliyormuş ki ya sen bunu Türk parasına dönersen %70 faiz bir. Ya bu kur korumalı mevduatın hala devam ediyor olmasını yani defalarca konuştuk ama bir kez daha vurgular mısınız? Çünkü dediniz ki buradaki yabancının parasının bekçiliğini yapıyor bir anlamda ya da koruma nasıl korumaya çalışıyor ya da onların takipçisi. Bu yani kur korumalı mevduat da bunun uzantısı mı? Bence uzantısı. Bence uzantısı. Bir uzantısı olması nedeniyle bu faiz oranları teklif ediliyor elbette. %70 değil, %80'leri, %85'leri falan duydum ben. Yani olabilir. Korkunç benim rakamlar söylediğim var. Hani 70'in üzerinde de rakamların verildiğini ben duyuyorum. Bir de ilginç bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Özel bankaların verdiği kredilerin %30-35'i, kamu bankalarının da verdiği
kredilerin %50'nin üstü, %52 yanılmıyorsam, döviz cinsinden verilmeye başlanmış şirketlere. Ama orada da garip bir oyun oynanıyor. Şöyle, mesela 41 lira ve 47 lira aralığında döviz hesaplanarak yapılıyor bu işlemler. Bakın çok enteresan değil mi? 32 lira bugün dolar. 41 ve 47 lira aralığında ya bunu, hesaplanarak... Biz, benim gibi ekonomi bilmeyenlerin ne anlaması gerekiyor? Şöyle anlatayım size. %10 ya dövizin faizi. 41 lira tuttuğunuzda %70-80'e çıkıyor zaten faiz oranı otomatikman. Yani yüksek faiz öneriyor aslında döviz üzerinden ama bir yandan da şirketleri kıstırmaya devam ediyor. Çünkü bu şirketlerin döviz açığı artıyor. Olası bir kırılmada ciddi bir batık karşımıza çıkacak. Sorunuza döneyim ben. Evet, faiz oranlarını çok yüksek teklif ediyorlar. Kur korumalı tam bir çıkmaz sokak haline geldi. 4 trilyon liranın üzerinde bir para var orada. İşte dolar karşılığını siz hesaplayın. Şimdi o parayı bir anda keserlerse bir de dövize koşacak insanlar. Zaten piyasada döviz yok. Merkez Bankası'nda döviz yok. Yabancılar para getirmiyor. Yok. Bakmayın siz Mehmet Şimşek'in yani her şey harika gidiyor falan dediğine gittiği hiçbir yerden kuruş para alamadı. Biraz en son IMF'den de para alamadı. Selçuk Bey, o biraz düştü. 2 trilyon 300 milyar oldu. 72 milyar dolar civarında falan doğru düştü. Söylüyorsunuz hocam. Doğru söylüyorsunuz. Kur korumalıyı söylüyorsunuz. Kur korumayı söylüyorum. Evet, düştü. Ya fark etmiyor. 2.3 trilyon, hadi 3 trilyon, hadi 4 trilyon. Orada havuzda çok büyük ama bir para var. Ama orada kaldı. Bak evet. Sürat da oraya kadar geldi, orada kaldı. O neden? Çünkü orası canlı döviz yatıranların parası. Tabii. Yani bekleyeyim diyor. İki tane var. Havuz var hocam zaten. İki tane döviz havuzu. İki tane döviz havuzu var şu anda. İki tür para var kurumlarda. Bir TL, evde TL'si var, evet. Ya da bankada almış TL'si. Torbayla götürmüş, ben bunu kuru korumalı yapıyorum diyor. A kategorisi bu. B kategorisi döviz götürüyor. Döviz götürenlere evet. Merkez Bankası veriyordu onun faizini. TL götüren hazine veriyordu. Hazine kendisini gide Merkez Bankası'na devredince, yani hazine bunun altına kalan Merkez Bankası da matbaa makinesini çalıştırarak ödüyor. Ne yapıyor? Bize ait olmayan para enflasyon üretiyor ve bu enflasyon olarak bize geldiğinde hiçbir kur korumalı mevduatında 1 liramız olmamasına rağmen bunun ceremesini hep beraber biz çekiyoruz. Örnek vereyim mi? İster misin? İlk 3 ayda bütçenin verdiği açık 500 milyar lira. Bu 500 milyar liranın 250 milyar lirası faiz. Peki geriye kalan 250 milyar ne? Kur korumalı mevduat diyeceksin. Hayır. Ne? Borç ödemesi o da. Ana para ödemesi. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Herkes sanıyor ki o diğer 250 milyar da hani diğer yatırımlara gitti, memura emekliye gitti, ona gitti, buna gitti. Çok doğru. Esas bomba nerede patlayacak biliyor musunuz Şirin Hanım? Şimdi memura emekliye, daha doğrusu emekliye seyyanen zam konuşmaya başladılar. Ben soruyorum, Mehmet Şimşek'e rağmen nasıl yapacaklar bunu?